Selam, ben Nevin. Bu videoda bu üzerinde gördüğünüz Instagram'da aşırı popüler olan kocaman örgülü hırkanın yapımını anlatacağım. Herkes için çok kolay olmayabilir ama bence çok da zor bir yapımı yok yani. Çok da zor bir hırka değil. Ve kesinlikle uğraştığınızda değecek bir şey. Ben o kadar sevdim ki çok fazla, bir sürü ördüm bundan. Arkadaşlarıma ördüm, 4 tane arkadaşıma ördüm, kendime bir tane ördüm ve her birini ayrı ayrı çok sevdim gerçekten. Kendime bu renklerde ördüm, bir arkadaşıma böyle daha canlı mavilerle ördüm. Şimdi birazdan videoda izleyeceğiniz daha koyu mor, yeşil tonlarda bir tane de başka bir arkadaşıma ördüm. Bu koca koca şişlerle, kalın kalın iplerle, şu şekilde iplerle örüyorsunuz ve örmek de gerçekten çok keyifli. Giymek bence çok güzel çünkü çok güzel yumuşacık ve sıcacık. Birçok yerde, birçok şeyle kombinleyerek giyebilirsiniz. Hafta sonlarının vazgeçilmezi hırka bence bu olacak. Zaten Instagram'da eminim ki karşınıza çıkmıştır. Çok çok uygun fiyatlı değil. Çünkü ipler pahalı zaten. Siz kendiniz ördüğünüzde de çok uygun fiyata gelmeyebilir ama bence kesinlikle ördüğünüze ve verdiğiniz paraya da değer. Ben çok sevdim. Çok da uzatmadan hemen yapımına geçiyorum. İyi seyirler ve kolay gelsin. Benim kullandığım ipler genelde Kartopu markasına aitti. İçlerinde bazı markasız olanlar ya da Nako marka olanlar da vardı ama geneli Kartopu'ydu. Kartopu Wool Decor olarak ararsanız bulabilirsiniz. Ve 25 numara şişler kullandım ben. Kollarını ve yanlarını birleştirmek için de şu şekilde 10 mm'lik bir tığ kullandım. Öncelikle arka tarafını yapacağız. Bu yüzden arka tarafta kullanmak istediğiniz rengi alarak başlayın. 20 tane zincir çekerek başlayacağız ama elimizle yapacağız. Geniş geniş yapmamız lazım ki şişe rahatça geçsin. Şişe geçirdikten sonra zaten genişliğini ayarlayabilirsiniz elinizle tekrar. 34-36 gibi ise üst bedeniniz, 20 zincir yeterli olacaktır. Daha büyükse ya da daha salaş durmasını istiyorsanız 22 zincir yapabilirsiniz. Zincir bittikten sonra arkasını çevirdiğinizde şu elimle gösterdiğim çıkıntıları göreceksiniz. Bunlar istediğimiz sayıda olması gerekiyor. Yani 20 istiyorsanız 20, 22 istiyorsanız 22 olması gerekiyor. Bunların içinden şişinizi geçirerek ip alıp yani oradan ilmek almanız gerekiyor. Yani o çıkıntıların içinden ön taraftan ipi geçirerek ilmek elde ediyorsunuz. Böyle böyle zincir sayısı kadar ilmek elde etmeniz gerekiyor. Şu şekilde daha rahat görebilirsiniz nasıl yaptığımı. Bu işlem bittikten sonra normal bir şekilde örmeye başlıyoruz aslında. Bilmeyenler için videoda zaten ayrıntılı bir yani çok yavaş bir şekilde gösteriyorum. Şu şekilde şişinizi ilmeğe geçirip ön taraftan ipi alarak yeni bir ilmek oluşturuyorsunuz. Bu taraftayken hep bu işlemi yapıyorsunuz bu sıra bitene kadar. İlk sıra bittikten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorsunuz diğer şişe. Bu sırada da ipi arka taraftan şişinize geçirerek ilmekler oluşturuyorsunuz. Bir önden bir arkadan bu şekilde toplamda 25 sıra olacak kadar örüyorsunuz. Arka taraf bittiğinde bu şekilde oluyor. En alt kısmını elimizle zincir yaptığımız için çok gevşek olmuştu. Şimdi onu birazcık sıkılaştırmamız gerekiyor. Şu şekilde gösterdiğim gibi alttaki zincir görünümlü bölümü bir sağ tarafından bir sol tarafından çekerek daha sıkı bir hale getirmeniz gerekiyor.
Sıra geldi ön tarafın sağ kısmına. Sağ tarafta kullanmak istediğiniz iple örmeye devam etmeniz gerekiyor. En baştaki ilmeğin içinden normalde ördüğümüz ipi çıkarıp onun yerine sıradaki rengi geçiriyoruz ve uçlarını bu şekilde arka tarafta bırakıyoruz. Daha sonra bağlayacağız. Buradan yarısına kadar öreceğiz ama sondaki iki ilmeği, yani yarısının sonundaki iki ilmeği birleştirip bir tane olarak alacağız. Yani burada gösterdiğim gibi ördükten sonra tekrar karşı tarafa geçirip iki tanesini arkadakini öndekinin üzerinden geçireceğiz. Böylelikle bir tane olmuş olacaklar. Bu işlemi tamamladıktan sonra şişi içinden çıkarıp ilmeklerin içinden bir ip geçirmemiz gerekiyor kaçmasınlar diye. Çünkü önce sol tarafı öreceğiz. Farklı renkteki iplerin birleşim yerinden de birbirine bağlayabiliriz. Sol tarafta kullanmak istediğimiz ipi alarak şişin üzerinde kalan tarafı örmeye devam edeceğiz. Yine bu tarafta da bu öndeki iki ilmeği alarak, birlikte alarak örmemiz gerekiyor. Diğer tarafta yaptığımız gibi ilk iki tanesini normal bir şekilde örüp öndekini arkadakinin üzerinden geçirerek örme işlemine devam ediyoruz. Ön tarafı arka taraftan bir sıra fazla olacak şekilde 26 sıra öreceğiz. Sol tarafı örüp bitireceğiz ama bitirme kısmını krem rengini örerken çekmemişim, o yüzden şu yeşil tarafta göstereceğim. İki tanesini birlikte örüp bu ördüğüm ilmeği de tekrar karşı taraftaki şişe geçiriyorum. Yine iki tanesini birlikte örüp ördüğüm ilmeği karşıdaki şişe geçiriyorum. Bu şekilde tamamı bitene kadar tekrarlıyorum. Bittikten sonra da ipi kesip tamamını içinden geçiriyorum. Burayı birleştirmek için kullanacağız bu ipi. Bittiğinde iki tarafta arka ve ön kısmı bu şekilde görünüyor. Şimdi bu tam orta kısmından, yani iplerin birleştiği yerden kol yapacağız. Bunun için aşağıdan şu yan taraftaki ilmekleri sayıyorum. 6 tane sayıp 7.sine işaret koyuyorum. Bu 7.sinin içinden şişimi geçirerek ilmekler alacağım ve buradan kolumu öreceğim. Kolda kullanmak istediğiniz ipi şişinizin üstüne şöyle bir kere bağlamanız yeterli. Bağladıktan sonra bu işaretlediğiniz, yani o belirlediğiniz ilmeğin içinden şişinizi geçirip arka taraftan ipi alarak örgünün üzerinde ilmekler oluşturuyorsunuz. Şu en baştaki bağladığınızı saymadan bu ilmekten geçirdikten sonra hemen sonra orta kısmından, yani şu zor daha küçük olan taraftan bir tane daha ilmek geçiriyorsunuz. Daha sonra yine kolay olan kısımdan, şu büyük olan taraftan bir tane geçiriyorsunuz. Sonra aradaki küçük zor kısmı atlıyorsunuz. Oradan geçirmiyorsunuz. Büyük olan taraftan yine geçiriyorsunuz. Yani her iki ilmekten üç ilmek çıkarıyor olarak düşünebilirsiniz kendinizi. Yine bu orta kısımdan geçiriyoruz. Daha sonra bu büyük kısımdan geçiriyoruz. Arka tarafta 9, ön tarafta 9, toplamda 18 ilmek olacak şekilde buradan ilmeklerimizi oluşturuyoruz. Kol için 18 ilmek yeterli. Çok daha geniş olmasını istiyorsanız 20-22 yapabilirsiniz.
İlmekleri oluşturduktan sonra hiçbir yerden kesmeden, artırmadan dümdüz bir şekilde örüyorsunuz. Ben burada 15 sıra ördüm. Siz kolunuzun uzunluğuna göre bunu belirleyebilirsiniz ölçerek. 15 sıra ördükten sonra ilk ilmekten ipi çıkarıp bu kolumun uç kısmını farklı bir renk yapmak istiyorum. Yani ben daha sıkı olan tarafı krem kullanacağım. İstediğim ipi geçirdikten sonra ilk ilmeği. İlk ilmeği normal olarak karşı diğer şişimi geçiriyorum. Daha sonra her iki ilmeği birlikte alıyorum. Toplamda yani 18'den 10'a düşürüyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum, iki ilmeği birlikte alıyorum. Sadece en baştaki ve en sondaki ilmekleri normal bir şekilde örüyorum. Toplamda 10 ilmek elde ediyorum. Kolun lastik kısmını da 8 sıra ördükten sonra bitirdim. Şimdi birleştirme kısmı kaldı sadece. Her iki tarafta da aynı işlemi tamamladıktan sonra bu uçlarda özellikle bıraktığım fazladan ipleri kullanarak birleştireceğim. Kenarları karşılıklı olarak birbirine gelecek şekilde dikiş diker gibi içinden geçerek dikiyorum. Zaten en sondaki ilmekler gayet içinden geçirilebilir şekilde olduğu için bir üstten bir alttan burada gösterdiğim gibi parmaklarımla rahatlıkla geçirdim ve birleştirdim. Yanlar ve kollar için bu işlemi uyguladım ve bitirdim. Bunu bazen tığ kullanarak yaptım, bazen parmaklarımla yaptım. Canım nasıl istiyorsa, ikisi de çok kolay zaten. Öğrenseniz benimle Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.